SolidWorks çizim uygulamaları 2. Arkadaşlar bir resimle gelin devam edelim, tek boyutta bir resimle. Şimdi ne yapmıştık? Diğer resimde hemen orijini şurası belirleyip çizmeye başlamıştık zannediyorum, hatırladığım kadarıyla. Burada sol alt köşeyi gördüğünüz gibi orijin olarak kabul etmeyeceğim çünkü oradan bir radius geçiyor. Yapabilirim aslında, hiçbir şey fark etmeyecektir ama boşu boşuna resim bozulacaktır. O yüzden orijini burası almak yerine gelin burası alalım biz. Yani tam kesişen bir köşe almaya çalışın. Düzgün yüzeyler almaya çalışın. Gelin şurada kare komut şey var. Köşe noktasıyla dikdörtgen komutu var, görüyorsunuz. Buradan tıklayıp bir dikdörtgen oluşturalım hep beraber. Neymiş? En alt noktasıyla en üst noktası arasındaki mesafe 120 milimmiş. En sol nokta ile en sağ nokta arası gördüğünüz gibi 80 milimetreymiş. Tamam. Resme şu noktadan bakıyoruz dediğim gibi. Ne yapmış bu vatandaş? Radüslerimiz var. Hemen gelin radüs pekiştirmek amacıyla hep beraber yapalım. Bakın R30'luk bir çemberle kesiştirmiş. Radüs 30'umuz var. 30 diyelim. Radüs komutuna girip şuraya radüs diyelim. Bakın burası tamam. Burada ne vermiş? Radüs 50. Gelin buraya. Tekrar çıkıyorum. Bakın radius komutu. Radius parametreleri 50 milim diyoruz yarı çapa. Buraya okey deyip işi bitiriyoruz. Tamam. Şunu birazcık aşağı çekeyim. Çirkin görünmesin. Şunu da biraz şöyle yapalım. Tamam. Şimdi başka ne varmış? Ha, bir tane daha radiusumuz var. 10 milimmiş o da. Şu köşede. Bunu da verelim. Tamamdır. Başka ne var resimde? Bakın iki tane çemberin birbirine göre olan uzaklıkları verilmiş. Aynı zamanda gerçi üstten de vermiş. Gelin kafamıza göre içeride bir çember çiziyor. Kafama göre hiç fark etmiyor. Bakın bunu ESC'ye basıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu şekilde taşıyabiliyorsunuz içeride. Tamam. Bunu gelip buraya oturtmayın ama. Şimdi ne vermiş bize? Bu çemberin çapı 50'ymiş. Git şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle tıklayıp 50 vermeyin hiçbir zaman. Niye olduğunu söyleyeyim. Eğer iç içe çok fazla çember çiziyorsanız şöyle. Bunların hepsinin ölçüsünü verdiğimiz zaman tamam, birini böyle işte atıyorum, birini böyle verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama tıklama konusunda, işte çemberin noktalarını tıklama konusunda bu sizin iç tarafta size böyle bir karışıklık olacaktır. El yorgunluğu olacaktır. O yüzden ne yapın? Akıllı ölçülendirmeye tıklayın. Bunu iç taraftan değil de çekin bunu sağa veya üste. Şöyle 50 milim girin. Tamam. Ne vermiş mesela? Üst noktayla çemberin merkezi arasındaki noktayı 35 milim vermiş. Üst noktayı tıklıyorum. Çemberin üzerine tıklıyorum. Bu arada çemberin herhangi bir noktasına tıkladığınızda otomatikman merkez uzaklığını alacaktır. Yani buraya da tıklasanız, oraya da tıklasanız her yer aynı. Herhangi bir noktaya tıklamadığınız sürece sıkıntı yok. Buraya 35 milim vermiş. Konumlandırıyorum. Mesela başka ne vermiş? Başka ne vermiş? Bakın sol taraftan çemberin yatay merkez uzaklığını 45 milim vermiş. Tamam. Şu şekilde. Bakın hiçbir zaman böyle bırakmıyorum dediğim gibi. İç tarafta çemberlerle uğraşırsam işim birazcık karmaşıklaşabilir. Bir tane daha çiziyorum. Şöyle hemen çember komutumla. Çapı ne kadarmış? 30 milimmiş. Çok güzel. Ve bu çemberin merkezi ile bu çemberin merkezi arası 45 milimmiş gördüğünüz gibi. Hemen 45 milim girelim. Başka bir şey vermiş mi? Evet, bir de yatay uzaklığı vermesi lazım. Bakın sağ tarafla bunun uzaklığı ne kadar, 50 milim mi? Evet.
50 milimmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmi noktaladık zannediyorum. Bakın resmimin üzerinde hiçbir mavi nokta yok, görüyor musunuz? Hiçbir mavi çizgi yok. Bu şu demektir. Bütün çizgiler, içindeki bütün objeler ilişkilendirildi. Hepsi artık sabit, hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ne demiştim başta? Akıllı ölçülendirme verdiğiniz zaman bu ölçü hiçbir zaman bozulamaz. Ve aynı ölçüde ikinci sefer verilemez. Mesela şöyle söyleyeyim. Siz gidip buradan verilmeyen bir ölçü. Dur. Şöyle yapalım. Akıllı ölçülendirme buradan buraya vermek istediğiniz zaman ölçüyü 35 milim biliyorsunuz hata verecektir program. Neden hata verecek? Çünkü biz şunu yaptık en başta. İptal diyorum. Bakın resmin uzunluğunu 80 milim başta girdik bakın. Tam uzunluğunu 80 milim girmiştik. Şimdi 45 milim buraya girdiğiniz zaman otomatikman buraya 35 milim kaldığını program zaten biliyor. Ve siz gidip bunu ikinci sefer vermek istediğinizde hata verecektir program. Bu yüzden SolidWorks'te çizim yaparken ölçü verirken dikkatli olmanız gerekiyor. Her ölçüyü bir kere vermeniz gerekiyor ve noktaları da siyah hale getirmeniz gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki işte hocam ben bütün noktaları ölçülerini verdim. Şunu bunu yaptım ama işte bende hala mavi nokta kalıyor. Neden? Şu şekilde yapmış olabilirsiniz. Mesela bunu tek bir noktayla birleştirmemişsinizdir de şu şekilde bir buraya bir de buraya vermişsinizdir. Burada tek bir noktada iki nokta verilmiştir ve bu yüzden de mavi çizgilerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır bu. Mavi çizgilerin oluşmasına sebep olacaktır. O yüzden yine mümkün olduğu kadar çizimlerinizi tek ve uzun çizgilerle bağdaştırmaya önem gösterin. Size bu yüzden söylüyorum resmi çizmeye en dıştan başlayın diye. İçten küçük küçük çizmeye başlarsanız böyle kesik kesik noktalarla uğraşırsınız. Ya sizin için bir sorun teşkil etmez ileri seviyede ama başlangıç seviyesi için sıkıntı olacaktır. Bakalım kontrol edelim doğru mu? Aynen benziyor. Tamam. Hadi bakalım başka bir resimle devam edelim.